Merhaba arkadaşlar. Karanlık İçeriden Gelir adlı kitabımız satışa sunulmuştur. Farklı olayları anlattığım, insanların hayatlarından kesitler sunan kitabımızı umarım beğenirsiniz. Satın alma linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Kitap hakkında yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdi videomuza geçelim. İyi dinlemeler. Bal arıları doğanın en tatlı mucizelerinden biridir. Çalışkan, düzenli ve verimlidirler. Bir bahçe, bal arıları olmadan sadece bir manzara gibidir. Onlar olmadan neşe ve verim azalır. Doğanın şairleridirler. Çiçeklerden alıp ballarla dönerler. Şiirlerini yazmış gibi. İşte bu şiirlerini yazdıktan sonra ben de onları okuyor, onların mucizelerine tanık oluyorum. Arıcılık denince aklıma gelen üç tür vardır. İtalyan, Kafkas ve Karniyol. Yapı itibariyle oldukça değişik canlılardır. Ben de baba mesleğinden dolayı arıcılık yapmaya karar verdim. Babam ben kendim bildim bileli arıcılıkla uğraşmasına rağmen beni pek fazla kovanlarına yaklaştırmaz, arılarından sakındırırdı. Hayatım bir döneminde arıcı kıyafetiyle babamı görünce gururlanırdım. İşte gidiyor benim kahramanım. Evimize rızık getirecek diyordum. Sonra da o eşsiz canlıların inanılmaz mimarisiyle tasarladığı petekleri getiriyor ve onları satarak geçimimizi sağlıyordu. Babam sürekli beni de götür dememe rağmen götürmüyordu. Neden diye sorduğumda ise korktuğunu anlarlarsa sokarlar. Ben de senin acı çekmene dayanamam. Büyürsen alıştır alıştır bu mesleği öğretirim. Bu bizim hayatımız, geçim kaynağımız. Onlarla bir olmalı, onlar gibi düşünmelisin. Kovanların içinde sen yaşıyormuşsun gibi ihtiyaçlarını bilmelisin derdi. Lise bitene kadar bütün ısrarlarıma rağmen beni yanlarına yaklaştırmadı. Liseden sonra ise bir sabah erkenden kaldırıp ''Sana bir hediyem var, yanıma gel.'' dedi. Odaya girdiğimde taptaze kumaş kokusu üzerine arıcı kıyafetini gördüm. Büyük bir sevinçle giyerek ''Hadi gidelim baba.'' dedim. O gün kovanların arasında adeta bir çocukmuşçasına dolanarak babamı izledim. Arıları arıcı körüyle dumanlayarak sakinleştiriyor ve kovanların bakımını yapıyordu. Hayatımın en güzel günüydü diyebilirim. Arıların vızıldaması, durdurak bilmeden çalışması beni oldukça etkilemişti. O gün işte benim hayatım bu olmalı diyordum. Onlar durdurak bilmeden çalışırken kendimi huzurlu ve mutlu hissediyordum. Çünkü bu arılar çalıştıkça geçimimiz kolay olacağını biliyordum. Babamın aniden karar vermesi, beni bir anda arıların arasına sokması beni aslında biraz şüphelendirmişti. Ancak yaşadığım mutluluktan dolayı detayını sormadan iş yapmaya başladım. Babam aradan bir ay geçtikten sonra artık bana güvenebileceğini söyleyerek tamamen kovanların bakımını bana bıraktı. Yıllarca büyük bir özveriyle ve incelikle yaptığı işi neden bana bırakmıştı anlam verememiştim. Ta ki o gün akşam eksiksiz bir şekilde işlerimi hallettiğimi ona anlatana dek babam gel oğlum otur karşıma diyerek beni karşısına oturttu. Kendisinin kanser olduğunu, evresinin de ileri derecede olduğunu söyleyerek kendime her şeyi hazırlamamı söyledi. O gün dünya başıma yıkılmıştı. Babamın yakın zamanda öleceğini bilmek ve buna hazırlanmak benim yaşımda bir genç için oldukça zordu. Zaten şu garip dünyada babamla yalnız bir şekilde yaşıyor, birbirimizle güzelce geçinip gidiyorduk. Annem beni ve babamı terk etmeden önce hayatımız daha da güzeldi. Hiç olmazsa yanında olsaydı bununla baş etmem kolay olabilirdi. Ama o tercihini ben henüz küçük yaşlardayken yaparak başkasına kaçmıştı. Zaten anne kelimesini hayatımdan çıkarmıştım. Anne kelimesi benim için bir sembol olarak kalmıştı. Ona kırgınlığım, küskünlüğüm, üzüntüm hiç geçmemişti. O yüzden babam bu son zamanlarında memnun etmek için elimden geleni yapmalıydım. O yüzden işime daha sıkı sıkıya sarıldım. Aradan birkaç ay geçtikten sonra babamın çöküşünü daha net bir şekilde görebiliyordum. Gün geçtikçe gözümün önünde eriyor ama bunu durduramıyordum. Gitmediğimiz hastane, doktor kalmamıştı ama bir çare de bulamamıştık. O kanser denilen hastalık sinsi bir şekilde ilerlemiş ve babam benden koparmaya yemin etmişti. Öyle oldu da. Bir gün kovanların bakımını yaptıktan sonra eve geldiğimde babamı hareketsiz ve solgun bir şekilde yatağında yatarken gördüm. İçime bir ateş düşmüştü. Göğsüme bir şey oturdu. Kalkmak bilmedi. Babamın yanına uzanıp saatlerce ağladım.
Ne yapacağım şimdi ben diye kara kara düşünmeye başladım. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyordu. Saatlerce ağlamak ve olanları düşünmek istiyordum. Kendimi toparlayarak amcamı aradım. Amcam hızlı bir şekilde geldikten sonra defin işlemlerini hallettik. Gel yanımızda biraz dur dedi ama beni bekleyen işlerim vardı. Tekrardan eski yaşantıma yalnız bir şekilde dönmek zorundaydım. Geçinmem için, babam mirasını yaşatmam için bunu yapmam gerekiyordu. Aynı şekilde işime döndükten sonra hayat bana daha ağır gelmeye başladı. Babam yanında olsaydı da akşama kadar yatsaydı diye düşünüyordum. Derler ya, gölgesi yeter diye. Var olduğunu, yaşadığını bilseydim, o bile yeterdi bana. İşime dönmüştüm ama sıkıntılar üst üste gelmeye başlamıştı. Kirpiler, ayılar derken kovanlara saldıran hayvanların sayısı da bir hayli artmıştı. Babam cenaze işlemlerinden dolayı biraz boşlamıştım kovanları. Belki de o boştan yararlanıp yaklaşma cesareti göstermişlerdi. Babamın hiç başvurmadığı yöntem olarak elime pompalı tüfeğimizi aldım. Eğer yakınlarda bir hayvan görürsem onu vuracak ve uzak durmalarını sağlayacaktım. Kovanların bulunduğu yere geldikten sonra kovanlara yaklaşmadan dolaşmaya başladım. Kirpi, ayı, gelincik ne gördüysem vuracaktım. Kovanların yanına yaklaşan 4 tane kirpi gördüm. Onlara uyarı ateşi açtıktan sonra kaçmaya başladılar. Ben de bir daha gelmesinler diyerek aralarından bir tanesine ateş açtım. Vurduğum gibi kirpi paramparça olmuştu. Bu onlara ders olsun diyerek arıcı kıyafetimi giyerek kovanların bakımını yaptım. Tamamen bal dolan petekleri alarak arabamı götürdüm. Eve gittikten sonra evin kapısının önünde de 5-6 tane kirpinin dolaştığını gördüm. Bu duruma çok şaşırmıştım. Çünkü daha önce bu evin yakınına hiç kirpi yaklaşmamıştım. O an sinirle onları ateş ederek öldürdüm. Sonra da kürekle alıp uzak bir araziye fırlattım. Eve girdiğimde kendimi tekrardan yalnızlığımla baş başa buldum. Bu ömür böyle tek başıma geçer miydi bilmiyorum. İşime sıkı sıkıya tutunarak hayatımı devam ettirmem gerekiyordu. Bunlarla baş edebilmem için ilk başlarda başvurduğum alkol yöntemi devamlı olmuştu. Artık yemek daha yemeden alkol içiyor, kendinden geçene kadar şarkı söylüyordum. Delirmediğimi biliyordum. Aklım başımdaydı. Sabah uyanınca kovanların yanına gidiyor, akşam gelince de alkole tekrardan başvuruyordum. İlk günlerim böyle geçiyorken mide ağrısından dolayı bir akşam içmemeye karar verdim. Televizyon izleyip uyuklamaya başladım. Sonra da kapatıp yatağıma geçtim. Gecenin ortasında bir vızıldama sesiyle uyandım. Allah Allah, ne oluyor diye ayağa kalkıp lambayı açtım. Lambayı açtıktan sonra gözlerime inanamadım. Bu yatak odasının ortasında arı kovanın ne işi var diye kendi kendime sordum. Sonra da arılar ışığı görünce uçuşmaya başlayıp bana saldırmaya başladılar. Her tarafımı soktukları için büyük bir acıyla kıvranmaya başladım. Lambayı söndürüp kurtulmak istedim. Ancak lambanın düğmesi bozulmuş olacak ki açıp kapatmama rağmen lamba sönmedi. Odadan çıkmaya çalıştım. Ama bu sefer de adeta önümü kesiyorlarmış gibi toplanmaya başladılar. Allah'ım, sen bana yardım et. Kesin bu gördüklerin doğru değil diyerek dualar etmeye başladım. Yere kırılarak beni sokmaların bitmesini bekledim. Nereden baksam 100 defa sokulmuştum. Ayaklarım, kollarım, kafam, her yerimi sokmuşlardı. Büyük bir acıyla bağırmaya başladım. En son avazım çıktığı kadar bir çığlık atarak sesimi komşulara duyurmak istediğimde gözümün önü açıldı. Kendimi yerde yatar bir vaziyette bulmuştum. Etrafta ne bir arı vardı ne de kovan vardı. Ancak yerde bitmiş alkol şişeleri duruyordu. Aferin sana Muhammed diyerek kendime kızdım. Ne içtiğini bilmediğin halde neler yaşadın öyle. Kafan yerine değil senin diyerek kalkıp hazırlanmaya ve kendime kahvaltı hazırlamaya başladım. Kahvaltımı yaptıktan sonra kovanları kontrol etmek için yola çıktım. Kovanların olduğu yere geldikten sonra gördüklerime inanamadım. Bütün kovanlar yerle bir olmuş. Arıların çoğu ölmüştü. Bütün emeklerim, babam mirası boşa gitmişti. Bunu hangi hayvan yaptı diye incelerken ayılara ait ayak izlerinin olduğunu anladım. Allah sizin belanızı versin ayılar diyerek saat ne kadar diye kontrol etmek için kovanları açtım. Maalesef kraliçe arılar ölmüş ve arı sürüsü dağılmıştı. Ne yapacağım ben şimdi diye kara kara düşünmeye başladım. Her şeyi bırakıp şehir hayatına geçmeyi dahi düşündüm.
Bir fabrikaya girer, orada çalışır, hayatımı devam ettirirdim. Köydeki bu evi de satar, kendime şehirden orta halli bir ev alırım diyordum. Dediklerimi faaliyete geçirerek önce köydeki evi sattım. Sonra şehir merkezinde müstakil daire gücüm yettiği için müstakil bir ev aldım. Bir aktarda da iş bularak orada çalışmaya başladım. Günlerim böyle geçerken aktara bitki almaya gelen Zeynep isminde bir kızla tanıştım. Kısa sürede kaynaşarak onunla sevgili oldum. Artık bu yalnız hayatımı devam ettirebileceğim birisi olsun diyerek kısa zamanda da ona evlenme teklifi ettim. Hayatım tekrardan yoluna girmiş gibi görünüyordu. Ancak çalıştığım yerden ayrılıp sabit gelirli bir işe girmek zorundaydım. O yüzden bir fabrikada iş bulup çalışmaya başladım. Düğünüme çok az kalmıştı. Dişimden tırnağımdan arttırarak biriktirdiğim paralarla düğünümü yapacaktım. Hiçbir akrabamla görüşmediğim için sevgilimin akrabaları benim akrabam olacaktı. Onun babasına baba, onun annesine anne diyerek içimdeki boşluğu bir nebze olsun doldurmuş olacaktım. Fabrikada bir gün çalışırken ustabaşı yanıma gelerek "Sen arıcılık yapıyordun değil mi Muhammed?" diye sordu. Ben de "Evet, eskiden yapıyordum" deyince bana fabrikanın çatısını gösterip "Şuraya arılar yuva yapmış. Sık sık aşağı inerek çalışanları rahatsız ediyorlar. Sen onların dilinden anlarsın. Bak arılarına benziyor, bir çatıya çıkıp bakman lazım" dedi. Ben de metrelerce yüksekte olan çatıya nasıl çıkayım? Hem bal arısı değil onlar, yaban arısı deyince "Olsun sen çık. Duman yapmayı da biliyorsun. O kovanı oradan yok et. Oraya çıkmazsan seni buradan kovdururum" diyerek tehdit etti. Ben de "İyi bakalım" diyerek duman yapmak için izin alıp eve gidip geldim. Evden malzemeleri getirerek çatıya çıktım. Çatıda önce oharları sakinleştirmek için duman sıktım. Yaban arılarının peteğini dikkatlice bir poşete koyarken peteklerden bir arı çıkıp elimi sokarak dengemi kaybettirdim. Yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştüm. Büyük bir acıyla kıvranarak feryat ettim. Beni hızlıca hastaneye yetiştirdiler. Ameliyatı alacaklarını söyleyip beni hazırladılar. Ameliyat için narkoz verip bayıldıktan sonra gözümü odada açtım. Etrafıma baktığımda Zeynep'in yanı başında ağlayarak beklediğini gördüm. "Ne oldu bana? Neden ayaklarımı hissetmiyorum?" diye sordum. Zeynep ise ağlayarak odadan çıkıp hemşireyi çağırdı. Hemşire gelerek "Sakin olmasın. Doktor çağırdı. Gelip birazdan açıklama yapacak sana" dedi. Ben merakla beklerken ayaklarımı, bacaklarımı hareket ettirmeye çalışıyordum. Ama ettiremiyordum. Doktor bir müddet sonra gelince bana omuriliğimde zarar olduğunu, tahribatı düzeltmeye çalıştığını, umutlu olmam gerektiğini söyledi. Ben de "Nasıl yani? Ne umudu? Ne oldu bana söylesenize" dedim. Doktor da "Artık ayaklarını hissetmeyeceksin. Belden aşan felç kaldı" deyince dünyam başıma yıkıldı. "Şikayet edeceğim o ustabaşı denilen adamı" diyerek bağırmaya başladım. Kayınbabam beni eve getirip bıraktı. Zeynep de yemeğimi ve ev işlerini yapmaya başladı. Bir gün Zeynep akşam gidip ertesi sabah bavullarıyla geri geldi. Elimi tutarak "Ailem seninle evlenmemi uygun görmüyor. Sakat kalmış bir adama nasıl bakacaksın ömür boyu" dediler. Ben de onlara karşı gelerek hastalıkta da sağlıkta da yanında olacağımı söyledim. "Kimliğini bana ver. Nikah kıydırmak için belediyeye gideceğim" dedim. Ben de Zeynep'e "Ailen doğru söylemiş. Ömür boyu beni nasıl çekeceksin? Artık yarın bir adam" deyince ağzımı tutarak "Sus. Bir daha sakın böyle şeyler söyleme" dedim. Kimliğimi zorla cüzdanından alıp belediyeye gitti. Nikah tarihinde de nikah memuru eve gelip nikahımızı kıydı. Zeynep'in bu asil duruşu, beni terk etmeyişi beni oldukça gururlandırmıştı. Düğünüm dahi olmadan Zeynep'le evlenmiştim. Düğün için biriktirdiğim parayla bir süre idare edecek, sonrasında ise Zeynep bir işe girip çalışacaktı. Sık sık gurur yaparak sessizce ağlıyordum. Hayatımın bu berbat olmuş noktasında ne yapacağımı bilemiyordum. Zeynep bir gün akşam sevinçle gelerek "İş buldum. Çalışırım. Hem sana bakarım hem de geçiniriz" diyordu. Ben de onu yanıma çağırarak sarılıp saatlerce ağladım. "Allah senden razı olsun. İyi ki yanındasın. İyi ki tanımışım seni" dedim. "Ne işi?" diye sorduğumda ise "Gece vardiyası olan bir iş. Bir fabrikada gece çalışacağım. Gündüzde senin ihtiyaçlarını halledeceğim. Sonra uyuyup akşam işe gideceğim" dedi. Zeynep'in bu yaptığı fedakarlığı asla unutamam. Onun hakkını nasıl öderim diye sürekli kendi kendime soruyordum.
Ertesi gün akşam yemeğimi verdikten sonra hazırlanıp işe gittim. Ben de kanepeye uzanmış, uyumaya çalışırken odanın kapısından hışır hışır bir şeylerin geldiğini işittim. Fare mi acaba diye karanlıkta seçmeye çalıştım. Sonra da onun bir fare değil de bir kirpi olduğunu görünce şaşırdım. Allah Allah, bu eve nasıl girmiş diye o kirpiyi korkutup kaçırmaya çalıştım. Ancak bir türlü gitmek bilmiyor, odanın ortasına dolanıyordum. Birden o kirpi bir vücut haline bürünüp üstüme çıktı. Kalbim yerinden fırlayacaktı sanki. Boyu yaklaşık bir çocuk kadar olan, ne olduğunu bilmediğim bu varlık, yüzüme pis tükürüklerini eliyle ağzından alıp sürmeye başladı. Onun o çirkin suratını bu hareketlerini yapınca görebilmiştim. Uzun ve kıllı kulakları, sol tarafa doğru eğri ve biçimsiz burnu, kırmızı ve mora çalan değişik yapıda gözlerle bana bakıyordu. Yüzüme sürdüğü tükürük ise adeta bir dışkı gibi kokuyor, yüzümden boynuma doğru akıyordu. Kokudan ve o varlığın şeklinden korkmuş olacağım ki, yerimden kalkamadığım için bağlı olan hasta bezine idrarımı yaptım. O varlık idrarın kokusunu alınca üstümde örtülü olan pikeyi indirip hasta bezimi çıkardım. Sonra da hasta bezini parçalayarak etrafa atmaya başladı. Allah'ım, ne yapacağım ben bu mahlukatla diye dualar etmeye başladım. Sonra da uzun tırnaklarıyla boynuma çizikler atarak bana saldırmaya başladı. Tırnaklarıyla defalarca darbe indirmeye başladı. O an acıdan sesimi dahi çıkarmama izin vermeden darbeler indiriyordu. En son değişik bir homurdanma sesiyle durarak beni koklamaya başladı. Sonra tırnaklarını şah damarıma batırıp boynumdan fışkıran kanı içmeye başladı. Bilincim kapanınca kendimi kaybettim. Gözümü açtığımda ise sabah evin kapısının kilidinin açıldığını işittim. Çok şükür Zeynep geldi diye masum ve yaşlı gözlerle ona baktım. İçeri girip hayatım ben geldim diyerek yatak odasına gittim. Ben de buradayım. Oturma odasında kanepedeyim diyeceğim anda konuşamadığımı fark ettim. Merakla ve endişeyle elimi ağzıma götürdüğümde ise ağzım dikilmiş bir şekilde kapatıldığını gördüm. İlleyerek ve mırıldanarak sesimi çıkartmaya çalıştım. Ancak bir türlü sesimi çıkaramıyordum. Tırnaklarımla ağzımı yırtı yırtı açmaya çalıştım. Dudaklarımın dikilen ipikten dolayı yırtıldığını hissedebiliyordum. Ama ne olursa olsun bu durumdan kurtulmak için o acıya dayanmam gerekiyordu. Ağzım zorla da olsa dudaklarımı yırtı yırtı açtım. Tam bağıracağım sırada içeriden karımın benimle konuştuğunu ve benimle cevap verdiğimi fark ettim. Dehşete kapılarak, iyi de ben buradaysam yatak odasında kimle konuşuyor bu diye hareketlendim. Kanepeden kendimi kollarımı kullanarak yere attım. Kollarımı sürerek yatak odasına doğru ilerledim. Tam yatak odasının kapısına geldiğim anda şok geçirerek olduğum yerde kaldım. Aman Allah'ım, ben yatakta yatıyordum. Bu ben olamam. Ben şimdi yerdeyim. Sürüne sürüne buraya geldim diye düşündüm. Yaşadığım durum biraz hazmettikten sonra yatak odasına sürünmeye başladım. Yatağın üstüne yatan kişiye kafamı kaldırarak bakınca gerçekleri anladım. Yatakta yatan ben değildim. Gece üzerime çıkan, bana işkence edip şah damarımdan kan içen mahlukattı. Sesimi tekrardan çıkarıp karıma seslendim. Ancak bir şekilde beni duymuyordu. Avazım çıktığı kadar bağırmama rağmen bir türlü sesimi duyuramadım. Geri sürünerek bir şeyleri devirmek için harekete geçtim. Oturma odasına geri giderek orada bulunan bir vazoya uzanıp yere düşürdüm. Çıkan kırılma sesiyle karım irkilerek, "Muhammed ne oldu? İçeriden ses geldi." dedi. Eşim yataktan kalkıp oturma odasına geldi. Beni görmezden gelerek şaşkınlıkla, "Nasıl düşmüş ki bu?" diyerek kırılan vazo parçalarını temizlemeye başladı. Sonra da sana kahvaltı hazırlayayım diye yatak odasına seslenip mutfağa gitti. Ben oturma odasında yerde uzanmış bir şekilde beklerken o mahlukatın yataktan kalkıp bana doğru geldiğini attığı adımlardan duyabiliyordum. Yanıma yaklaştıktan sonra pis pençelerini göğsüme batırıp bilmediğim dilde bir şeyler söyledi. O sırada feryatla haykırdım. Zeynep telaşlı bir şekilde oturma odasına gelip "Muhammed, burada ne işin var?" diyerek bana kızdı. Ben de "Çok şükür, artık beni görebiliyor." diyerek sevindim. Sonra yaşadıklarımı anlatırsam korkar, işi bırakır, yanımda kalır diye yalan söylemek zorunda kaldım. Zeynep'e merak edip oturma odasına süründüğümü söyledim. O da "Gel seni tekerlekli sandalyene oturtalım." diyerek beni destekleyerek sandalyeye oturttu. Çok şükür rahatlamıştım.
Yerde sürünmekten ve yatmaktan sırtıma ağrılar girmişti. Mutfağa geçip Zeynep'in kahvaltı hazırlamasını izledim. Kahvaltı hazır olunca kahvaltımızı yaptık. Zeynep'e, ha çok yoruldun. Git de yat. Ben kendim hallederim gerisini dedim. Zeynep yatak odasına gidip uyumaya başladı. Ben de evde dolanarak yaşadıklarımı kestirmeye çalıştım. Acaba bu yaşadıklarım neydi? Önce kirpi gördüm. Sonra bu mahlukat şekline büründüğünce aklımı öldürdüğüm kirpiler geldi. Acaba onlar cin miydi? Kendi kendime kirpi kılına bürünen mahlukatlardı kesin dedim. Sonra yakınarak ben de onları öldürdüm diyerek hızlıca telefon elime aldım. İnternetten bu cinlerin girebileceği kılıkları öğrenmeye başladım. Hemen hemen her kılığa girebileceğini öğrendikten sonra içime bir ateş düştü. Aferin sana Muhammed. Öldürdüğün kirpi kesinlikle cin diyerek dualar etmeye başladım. Sonra da kendimi Zeynep'ten habersiz o cinlerden korumak için araştırmalara başladım. Ancak birkaç dua ve evin içine birkaç demir parçası koymaktan başka bir şey bulamadım. Hava almak için tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkarak etrafıma baktım. Ezan okununca aklıma cami hocasına gitmek geldi. Camiye doğru sandalyemi sürerek ilerledim. Namazın bitmesini dışarıda bekleyerek içeriden çıkan kişilere cami hocasını çağırmalarını söyledim. Bir süre sonra cami hocası çıkıp yanıma geldi. Ben de ona selamun aleyküm diyerek derdimi ve yaşadıklarımı anlatmaya başladım. Hoca da tövbe bismillah diyerek biraz düşündü. Camiye geri gidip eline bir kağıtla çıktı. O kağıdı bana uzatarak buraya cinlerden korunmak için bir dua yazdım. O mahlukatı gördüğünde bunu çıkar oku. Evelallah başından gidecektir dedi. Ben de kağıda bir göz gezdirip cebime koydum. Hocaya teşekkür ederek geri evin yolunu tuttum. Eve Zeynep uyanmasın diye sesçe girip oturma odasına geçtim. Koltuğun kenarlarından tutunarak kendim kanepeye attım. Sonra telefonumu çıkarıp vakit geçirmek için oyun oynamaya başladım. Yavaş yavaş hava kararmaya başlamıştı. Zeynep uyanıp akşam yemeğini yaptı. Ona işin nasıl, alışabildin diye sordum. Yüzündeki yorgunluktan ve bana belli etmeden oflamasından mutlu olmadığını anlayabiliyordum. Zeynep'e bir kez daha Allah senden razı olsun diyerek sarıldım. Beraber akşam yemeğini yedikten sonra onu yolcu edip uğurladım. Ben de oturma odasına dönerek kanepeye uzandım. Bir yandan düştüğüm için fabrikayla dava sürecim devam ediyordu. Öğrendiğim habere göre şerefsiz ustabaşı ben öyle bir emir vermedim. Tehdit etmedim. Kendisi çıkmak istedi diye yalan söylemiş. Tabu konuşulanlar ikimizin arasında olduğu için şahidim de yoktu. Bu duruma sinirlenerek küfürler etmeye başladım. Gecenin ilerleyen saatlerinde kağıdı elime alarak kapıdan gelecek kirpi suretine bürünmüş cini beklemeye başladım. Bir müddet gözüm kapıya odaklanmış bir şekilde bekledikten sonra tahmin ettiğim gibi bir önceki gece geldiği saatte tekrardan geldi. Ama bu sefer ışıklar yanıyor ve etrafımı görebiliyordum. Kirpi kapıdan içeri girince göğsüm daralmaya başladı. Bu mahlukat ışıkta bile gelebiliyor. Benle ne derdi varsa diye içimden geçiriyordum. Bir önceki gece aynı odanın ortasına geldiğinde kıvranarak iç büçüş bir şekilde o uzun ve kıllı kulakları, sol tarafa doğru eğri ve biçimsiz burnu, kırmızı ve mora çalan değişik yapıda gözleriyle karşıma dikildi. Ben de elini kağıttaki duayı sesli bir şekilde okumaya başladım. Ancak ilk kelimeyi okuduğum anda ağzımda adeta bir sigara içiyormuş ve dumanı tutuyormuş gibi duman çıkmaya başladı. Kelimeler ağzımda yuvarlanıyor ve ağzımdan dumanlar çıkıyordu. Bir süre sonra içimin tuhaf bir şekilde yandığını hissettim. İçimde sanki ateş yakmışlar da dumanı çıkıyormuş gibi hissediyordum. Bir süre sonra ağzımdan çıkan dumanlarla evi duman kapladı. Göz göz görmez bir şekilde o mahlukatın odanın ortasına dikilip kırmızı ve mora çalan gözleriyle beni izlediğini görebiliyordum. Bir müddet dumanlar arasında bekledikten sonra bana yaklaşarak elinde ne olduğunu göremediğim bir şekilde ayaklarıma batırmaya başladı. Ancak ayaklarımda acı hissetmediğim için tepki veremiyordum. Hızlıca üzerime atılıp karnımın üstüne oturdu. Yine nefesim daralarak elimdeki duayı okumaya çalıştım. Elimi kaldırıp kafamı yana çevirip okurken elimdeki kağıt bir anda yanmaya başladı. Elim yanmanın etkisiyle acıdıktan sonra bağırarak kağıdı yere attım. Allah'tan hemen söndü de evde yangın çıkmadı. Sonra kafamı çevirip o mahlukata baktım.
Elindeki şeyi görünce dehşete kapıldım. Bu kahverengi beyaz desenleriyle bir kirpi dikeniydi. O dikeni yüzümü hızlıca batırıp çekmeye başladı. Acıyla olduğum yerde kıvranarak bağırmaya başladım. Sanki ucunda zehir varmış gibi batırdığı yerde inanılmaz acılar yaşıyordum. Sonra kulağıma eğilerek bilmediğim bir dilde bana bir şeyler söylemeye başladı. O dikeni en son kafamın yüzümün üzerine getirip sağ gözüme yaklaştırmaya başladı. Ben kafamı kenara çekmeye çalışsam da diğer pis kokan eliyle kafamı tuttu. O dikeni gözümü batırdıktan sonra çekiştirerek gözümü çıkarmaya çalıştı. Ben büyük bir acıyla tekrardan feryat ettikten sonra sağ gözümün görme yetisini kaybettiğini anladım. Ağlamaktan helak olan sol gözümle o mahlukata baktığımda sağ gözümün o dikenin ucunda takılı olduğunu gördüm. Büyük bir zevkle ağzına götürerek gözümü yemeye başladı. Çiğnediğindeki homurdanma bir ses beni o kadar rahatsız etti ki olduğum yerde istifra ederek üzerimi batırdım. O mahlukat gözümü tamamen çiğneyip yuttuktan sonra üzerime dökülen kusmukları yalamaya başladı. Büyük bir afiyetle kusmuğu da yaladıktan sonra homurdanarak üzerimden inip yere yığıldı. Yerde hareketsiz bir şekilde derin derin adeta bir domuz gibi nefes alıyordu. Ben kendimi yere atarak odadan çıkmak için harekete geçtim. Yere düştüğümde o mahlukatın hemen dibinde olduğunu görüp irkilerek yanından uzaklaşmaya başladım. O kadar pis ve kötü kokuyordu ki tekrardan kusmamak için kendimi zor tutuyordum. Yanından uzaklaşıp kendimi yatak odasına doğru sürükledim. Yatağa zor da olsa çıkarak uzanıp dualar etmeye başladım. Hocanın yazdığı kağıdı keşke ezberleseydim diye kendimi kızıyordum. Ezberlesem bile o mahlukat bir şekilde bana o dualar okutmayacaktı. Yatakta uzanmış korkuyla etrafımı izliyordum. Güneşin doğmasını, sabah olmasını hiç bu kadar beklediğimi hatırlamıyorum. Sabaha kadar korku dolu gözlerle kapıya baktım. Homurdanma sesleri geliyordu ama kendi ortada yoktu. Çok şükür güneş doğduktan sonra uyumak için gözümü kapadım. Diğer gözümü hissedemediğim ve tamamen karanlık olduğu için oldukça korkuyordum. İnşallah sabah uyanınca Zeynep gelir ve her şey eski haline döner diye umuyordum. Uykuya dalmış olacağım ki beni dürtükleyen Zeynep'i görünce gözlerimi açtım. Elimi diğer gözüme götürerek çok şükür diye dua ettim. Zeynep de ne oldu? Niye şükrettin diye sordu. Ben de kötü bir kabus gördüm ama geçti. Seni görünce her şey güzel oldu dedim. Zeynep'in yanakları iltifatımdan dolayı kızararak biraz daha uyu. Kahvaltıyı hazırlayayım seni uyandırırım dedi. Ben de tamam diyerek yatmaya devam ettim. Geri beni kahvaltı için kaldırıp sandalyeye oturmamda yardımcı oldu. Kahvaltımızı yaparken bana dün gece niye kustuğumu sordu. Ben önce anlamamızdan gelince salondaki kanepeyi istifa etmişsin. Onu temizledim. İyisin değil mi diye sordu. İyiyim diye cevap verdikten sonra hadi ben toparlayabildiğim kadar bulaşıkları toparlarım diye onu yatmaya gönderdim. Zeynep de olmaz. Yarın için izin aldım. Unuttun mu? Bugün mahkeme var dedi. Ben de tabii ya. Aklımdan çıkmış tamamen diyerek mutfağı toplamada Zeynep'e olabildiğince yardım ettim. Mutfağı toparladıktan sonra bir taksi çağırarak adliyeye gittik. Duruşma salonunda yalan söyleyen ustabaşıyı görünce sinirlerime hakim olamadım. İfadeni duydum pislik herif. Beni bu hallere sokan sensin. Aralar inşallah senin dilini sokar dedim. Duruşma görüldükten sonra bana fabrikanın tazminat ödemesine hükmedildi. Ama ustabaşı herhangi bir ceza almadı. Fabrika sahibi yanıma gelerek sana her türlü desteği sağlayacağız. Ustabaşını da kovduk zaten diyerek bir nebze de olsun içimi rahatlattı. Bana kısa süre içerisinde yüklü bir tazminat ödediler. Ancak verdikleri para ne ayaklarımı geri getirebilirdi ne de eski hayatımı. Zaten tedavim de pek mümkün görünmüyordu. En iyisi yalnız kalmayayım diye Zeynep'e işten çıkmasını, yanında durmasını, bu paranın bizi uzun vadede idare edeceğini söyledim. Ancak Zeynep, bir yıl rahat geçinsek de bu bizim gerçeğimiz. O parayı çocuğumuzun eğitimi için kullanırız diyerek karnını tuttu. Ben de afallamış bir şekilde nasıl yani, hamile misin diye sordum. Zeynep de gülümseyerek evet, hamileyim deyince dünyalar benim oldu. Ancak bir süre sonra içimi derin bir hüzün kapladı. Hiçbir zaman çocuğumla top oynayamayacak, onu parka götürüp arkasından koşturamayacaktım. Diğer çocukların babaları gibi
Onu elinden tutu, gezdiremeyecektim. Zeynep hüzünlü halimi görünce bana sarılarak, ''Sen çok iyi bir baba olacaksın. Öyle bir baba olacaksın ki, hiçbir babanın veremeyeceği sevgiyi vereceksin.'' dedi. Ben de, ''Tabii ki öyle ama.'' diye gözlerimi ayaklarımı gösterdim. Zeynep bana destek olarak, bu hüzünlü halimden çıkmam için elinden gelen her şeyi yaptı. Saatlerce motive edici bir şekilde konuştu. Onun gibi birisini bulmam gerçekten benim için altın değerinde bir şeydi. Hiçbir parayı, hiçbir malı mülkü Zeynep'e değişmezdim. Allah ondan 1000 kere razı olsun. Mahkeme gününden sonra geceleri hazırlıklı beklesem de o mahlukat gelmedi. Son zamanların en mutlu ve güzel günlerini geçiriyordum. Bir akşam tam mahlukatı unutmuş bir şekilde otururken kapının aralandığını ve o kirpi şeklinde bürünmüş mahlukatın geldiğini gördüm. ''Hay Allah senin belanı versin pis mahlukat!'' diye bağırmaya başladım. Allah'tan hocadan tekrardan aldığım duayı ezberlemiştim diye okumaya başladım. Duanın tam son kısmına geldiğimde ağzımın içine bir şeylerin hareketlendiğini hissettim. Sanki ağzımın içinde bir arı varmış da çıkmaya çalışıyormuş gibi vızıltısı ve hareketlerini hissedebiliyordum. Ağzımı tam açtığım anda normalden biraz büyükçe bir arı dilimi sokarak dışarı çıktı. Soktuktan sonra da ölerek yere düştüm. Belgesellerde gördüğüm katil arılara çok benziyordu. Yaklaşık bir kurbağa büyüklüğünde olan bu arı nasıl oldu da ağzıma girerek benim dilimi soktu diye düşünmeye başladım. Sonra da kendi kendime hak vererek nasıl olacak, bu mahlukatın oyunu bu diyerek sinirlenip duayı bitirmek için konuşmak istedim. Ancak dilim sokmanın etkisiyle o kadar büyümüştü ki ağzımdan dışarı çıkarak şişmişti bile. Sanki ağzımın içinde bana ait olmayan büyükçe bir et parçası varmış gibi hissediyordum. Yaşadığım acı da tabi bu durumun cabasıydı. Hiçbir kelime konuşamadan sürünerek yatak odasına gitmeye çalıştım. Ancak bir önceki süründüğüm gibi sürünemedim. O mahlukatın ayaklarından tutup beni çekiştirdiğini gördüm. Bırak beni demeye çalışıyordum ama ağzımın içinde balon gibi şişen dilimden bir şey diyemiyordum. Ellerimle o mahlukata vurmaya başladım. Ancak o mahlukat homurdanarak yine bilmediğim bir dilde bir şeyler söylemeye başladı. Sonra da beni havaya kaldırarak kanepeye yatırdı. Ne yapacak şimdi bu diye beklerken kenara çekilip sadece beni izlemeye başladı. İçinden ne yapacaksan yap, orada bir şey yapmadan beni izlerken daha rahatsız ediyorum dedim. Ancak bu bekleyişin benim için daha korku dolu anlar olacağını tahmin etmeliydim. Bir süre sonra kapıdan 5-6 tane kirpi yavrusu girdi. Onlar da aynı bu mahlukat gibi bir vücut haline bürünerek üstüme çullandılar. İçimden şerefsiz yaratık, benimle eğlenmek için yavrularını getirmiş diye küfürler etmeye başladım. O mahlukatın yavruları gibi görünen habis yaratıklar kulaklarımdan, yanaklarımdan, kollarımdan ve vücudumdan ısırıklar alarak beslenmeye başladılar. En son bir tanesi yüzüme yaklaşarak şişen dilimi çekiştirip koparıp yemeye başladım. Kafamı sallasam da bir türlü üzerimden inmiyorlardı. Acıyı kabullenmiş bir şekilde hareketsiz yatarak sabahın olmasını bekledim. Artık bana yaptıkları hiçbir şeye tepki vermiyordum. Canım acımasına rağmen inatlaşmış bir şekilde öylece kala kalmıştım. Güneş doğduktan sonra üzerimden homurdanarak indiler. Sonra da aniden kaybolup gittiler. Ben de yara bere içinde yatağıma doğru sürünerek ilerledim. Tam yatağa yattığım sırada evin kapısı açıldı. Gelen Zeynep'ti. Uyanık olduğumu görünce neden uyumadığımı sordu. Onu anlatmakla anlatmamak arasında kaldım. Ama durumu canını yeterini sıkmaya yetiyordu zaten. O yüzden bir şey demeden uyku tutmadığını söyledim. Hamile haliyle kenarda paramız olmasına rağmen çalışmayı tercih ediyordu. Onu yatması için yatağına gönderdim. Ben de evden çıkarak caminin yolunu tuttum. Artık bu mahlukatlarla daha fazla tek başıma baş edemezdim. Hocayı birisine çağırttıktan sonra hoca yanıma geldi. Ona son yaşadıklarımı da anlattım. Hoca da telaşa kapılarak anlattığına göre bir duayı bile okumana izin vermiyorlarsa bununla ben baş edemem. Ama sana bir numara vereceğim. Kendisi çok iyi bir hocadır. Bu ilim üzerine çok çabaladı. Yönlendirdim herkes de ondan memnun deyince ikna oldum. O bahsettiği hocanın numarasını eve gidince aradım. Sakin ses tonuyla insana adeta huzur veriyordu. Başımdan geçenleri pompalı tüfekle vurmamdan itibaren bir bir anlatmaya başladım. O da tamam, sana bir kabile musallat olmuş.
Sen onlara acı çektirmişsin. Onlar da sana musallat olmuşlar. Önceki evinden taşındığın için bir süre sana uğramamışlar. Ama sen elden ayaktan düşünce sana uğramışlar. Yanında getirdiği yavruları muhtemelen sana musallat olduktan sonra oldu. Onların da beslenmesi için seni kullanıyor. Evinin adresini bana at. Yanına geleceğim dedi. Ben de Allah sizden razı olsun hocam. Borcum nedir diye sordum. Büyük bir meblağ duymayı beklerken benden para istemediğini söyledi. Ben de kendim kötü hissederek yol paranızı karşılayayım hocam dedim. Hoca da ona da gerek yok. Gelince bir çayını içerim tamam dedim. Adresimi söyleyip ertesi güne kadar gelmesini bekledim. O gece bana uğramadıkları için çok şanslıydım. Rahat bir uyku çektikten sonra sabah evin kapısı açıldı. Gelen Zeynep'ti. Her zamanki gibi rutinimizi yaptıktan sonra akşam onu uğurladım. Hoca ile anlaştığım gibi karım evden gidince hocayı çağırdım. Hoca geldiğinde gördüklerim oldukça şaşırdım. Bu daha çocuk diye içimden geçirdim. 17 yaşlarında gibi görünüyordu ama sesi 40'lı yaşlarda bir adam gibi sakin ve huzur doluydu. İlk şaşkınlığı atlattıktan sonra bana gayet seviyeli bir şekilde abi diyerek hitap etmeye başladı. Benim kanepede aynı şekilde uzanmamı söyleyerek o mahlukat geldiğinde ağzımı dahi açmamam gerektiğini söyledi. Ben de tamam hocam diyerek dediklerini onayladım. Evin dört bir tarafına değişik kokulu bir şeyler döktükten sonra benimle birlikte ışıklar kapalı bir şekilde odada beklemeye başladı. İlk kez o mahlukatın gelmesini bekliyordum. Gelsin de bulsun belasını diyerek dualar ediyordum. Bir müddet oturduktan sonra hoca bana dönerek bu saatlerde geliyor değil mi diye sordu. Ben de evet deyince onu çağıralım o zaman. Gelecek gibi durmuyor dedi. Yanıma yaklaşıp cüzdanından çıkardığı bir neşterle ayak parmağından kan akıtacağını söyledi. Ben de ona zaten hissetmiyorum. İstediğin kadar kes dedim. O ayak parmağımı neşteri geçirdikten sonra istemsiz bir şekilde acı nidasında bulundum. Gözlerim parıldayarak acı hissediyorum diyeceğim anda parmağıyla bana sus işareti yaptı. Heyecandan ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyordum. Kapının arkasından kirpi gelerek salonun ortasına dikildi. Hoca da diğer kanepede üzerine bir şey dökerek hareketsiz bir şekilde beklemeye başladı. Sonra o mahlukat her zaman girdiği şekle bürünerek yanıma yaklaştı. O sırada hoca da ayağa kalkıp o mahlukata Arapça bir şeyler söylemeye başladı. O mahlukat acılar içinde yerde kıvranıp anlamadığım dilde bir şeyler söylemeye başladı. Hem umurdanıyor hem acı çekiyordu. Kapının arkasından altından da yavru kirpi gelip o mahlukatın etrafına toplanmaya başladılar. Sonra hoca üzerlerine güzel kokulu bir koku damlatmaya başladı. O varlıklar acı içinde kıvranmaya devam ediyordu. Birden üstlerinden duman çıkmaya başladı. Kokusu o kadar berbattı ki kusmamak için kendimi zor tutuyordum. Hoca da kokudan rahatsız olmuş olacak ki burnunu tutarak o elindeki cam şişeden üstlerini damlatmaya devam ediyordu. Yanlarına oturarak ellerini onların üstüne koydu. Sonra parmağındaki üzerine mor renkli amblem olan yüzüğü çıkarıp yerde parkenin üzerine koydu. Bir çakmak yardımıyla yüzüğün amblemini yaktıktan sonra yüzük kendi kendine hareket etmeye başladı. Önce sağa, sonra sola yavaş hareket eden yüzük gitgide ivme almış bir şekilde hızlanmaya başladı. Sonra da yüzük yuvarlak kısmından dikilerek olduğu yerde pervane gibi dönmeye başladı. Hoca bu sefer şiddetli bir şekilde yüksek ses tonuyla Arapça bir şeyler söyleyince o mahlukatlar tamamen eriyip yok oldular. Sonra ayağa kalkıp şükür namazı kıldı. Namazı bitince tamamdır abi konuşabilirsin artık deyince ne olup bittiğini sordum. O da önce onları bağladım. Sonra bu tılsımlı yüzükle onları yaktım dedi. Ben şaşkınlıkla kurtuldum mu şimdi? Bir daha gelmeyecekler mi diye sordum. O da yok abi gelmezler. Onları cehennemin dibine gönderdim deyince bana derin bir rahatlama geldi. Bu olayların sevincinden ayak parmağımdaki acıyı unutmuştum. Ayak parmağımdaki acıyı tekrardan hissetmeye başlayınca ayağımdaki acıyı hissediyorum dedim. Hoca da ne mutlu bize, ne kutlu bir gün abi diye elimi sıktı. Hadi benim gitmem lazım diyerek benimle vedalaştı. Ben ona tekrardan teşekkür ederek sandalyeme oturup onu yolcu ettim. Sabaha kadar ayak parmaklarıma bakarak oynatmaya çalıştım. Ancak acıdan başka bir şey hissedemiyordum. Zeynep'e mutlu haberi vermek için azıcık da olsa oynatmayı denedim.
En sonunda onun gelmesine yakın bir saatte kesin ayak parmağımı oynatmayı başardım. Allah'ım, sana şükürler olsun diyerek dualar ederken kapı açıldı. Zeynep içeri girdiğinde beni sandalyede oturur vaziyette görüp şaşırdı. Hayırdır, sandalyede mi uyudun yoksa diye sordu. Ben de yok uyumadım, çalıştım deyince şaşırdı. Neye çalıştın, ne oldu, neden yüzün gülüyor diye sordu. Ben de ayağımı gözlerime işaret ederek parmağımı kanattım dedim. Zeynep de hay Allah, neden yaptın bunu kendine diyerek içeriden yara bandı getirdi. Tam parmağımı saracağı sırada ayak parmağımı oynatarak şaşırttım. Dur, yara bandı saracağım diyerek duraksadı. Sonra ayağa kalkıp yoksa diye sevinip bana sarıldı. Ben de aynen artık oynatabiliyorum, hissedebiliyorum parmaklarımı dedim. Hadi gel, hemen hastaneye gidelim diye beni hazırlamak istedi. Ben de yorgun değil misin? Sabaha kadar çalıştın desem de beni dinlemedi. Hastaneye giderek doktora ayak parmaklarımı hissettiğimi söyledim. O günden sonra MR çekilerek durumuma baktılar. Fizik tedaviydi, ameliyattı derken 2 senem yürüyebilmek için çabalamayla geçti. Şimdilerde ise hafif bir şekilde toparlasam da artık yürüyebiliyorum. Dünyalar güzeli bir kızımız oldu. Yürüyebildiğime değil de artık onunla oynayıp parka götürebileceğime, diğer babalar gibi yanında olabileceğimi seviniyorum. Bütün umutsuzlukların ardından umutla çıktığım bu günlere şükürler olsun. Allah önce Zeynep'ten, sonra da beni bu musallat belasından kurtaran 17 yaşındaki hocadan razı olsun. Yakın zamanda da oturarak çalışabileceğim bir işe başlayacağım. Tamamen iyileşip eski halime döndüğümde ise tekrardan arıcılık yaparak geçimimi sağlayacağım. Zeynep de evde duracak ve çocuğumuzu olabildiğince güzel bir şekilde yetiştirecek. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.